Audio Jungle. Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Erkan Düzgören. Yine bir video dersimizde beraberiz. Daha önce birinci bölümünü hazırlamış olduğumuz vida modelleme dersimizin bayağı uzun bir aradan sonra ancak fırsat bulabildim. İkinci bölümünü sizler için hazırladım. Bu bölümümüzde arkadaşlar gördüğünüz gibi modellememizi bitirdik. Işık sahnesinin tasarımı ve kaplamaları yapacağız. Ve dersimiz son bölümü bitirmiş olacağız arkadaşlar. Evet, isterseniz başlayalım hemen. Şimdi görmüş olduğunuz gibi vidamız ve kutumuz burada hazır. Materyal editörümüzü açıyoruz arkadaşlar. Buradan kompakta geçelim. 5x3 diyoruz arkadaşlar. Evet, kalsın. Buradan render setup diyelim. Render motorumuz V-Ray hazır. Tamam, kapatalım tekrar. Materyal editörümüze gelelim arkadaşlar. Öncelik olarak buradaki vidamızın ve kutumuzun kaplamasını hazırlayalım. Mat krom diyelim arkadaşlar bunun ismine. Tekrar render setup'ımıza gelelim. Evet, seçip buradan G'imizi enable yapalım. Light cache seçelim. En düşük ayarlara getirelim. Piksel olarak 800-600 kullanmamız bizim için yeterli olacaktır. Hemen birey materyalimizi seçiyoruz. Bunu tam rengini beyaz yapıyoruz. Tam bir yansıma veriyoruz. Glossiness'ini 0.08 olarak belirleyelim. Subdivs'imiz 30 olarak kalsın. Sonra biraz yukarı alalım. Buradan tabi şuradan şeyi kapatmamız gerekiyor. Fresnel Reflection. Evet, şöyle bir birazcık büyütelim. Sonra tekrar Bong'a geldik. Rotation'ı 45 yapıyoruz arkadaşlar.
Onda 0,45 olarak verelim. Veya Ward seçersek bizim için daha iyi olacak. Bu krom kaplamamız şimdilik bu kadar. Hemen materyal editörümüze atalım. Materyalimizi atadık. Aynı şekilde şu an zaten kameramız seçili değil. Bu kısımlara ve pardon, evet, bu kısmımıza da atayalım. Evet. Sonrasında tekrar standart birey materyal diyoruz. Bu kısım arkadaşlar yine pardon, şu kısımdan standartı da açalım, bitmap. Tutorial kısmından Ray Scrape, buradan V-Ray'imizi seçiyoruz. Şunu bir şimdilik aşağı atalım. Bu kısım seçiliyor ama bunu seçmeden önce bunun rengini gene Ray materyal seçelim. Siyaha yakın bir renk olarak atadık. Evet, sonrasında pardon, biraz o kısmımıza da atadık, bir göstersin. Evet, materyallerimizi de yerleştirdik arkadaşlar. Sonrasında zemin olarak daha kadrajımızı da açmadık. Yine buraya gelelim. Buraya materyal seçiyoruz. Biraz krem gibi. Şöyle biraz açık oldu. Evet. Seçili atadık. Bu kısmı arkadaşlar zemin ismini verelim. Karışıklık olmasın. Sonrasında artık sahnemizi clay'a geçirebiliriz. Evet. Şöyle bir vidamızı yere yatıralım ama düzgün bir şekilde yatırabildiğimize emin olmak için front penceresinden bakalım arkadaşlar, şu şekilde yerleştirelim. Sonrasında top penceresine gelelim. Bir adet yanına copy alalım. Sonrasında çevirelim şu şekilde olsun. Bir tane daha kopyasını alıyoruz. Yine bu şekilde üzerine koyalım. Çok da çoğaltmaya gerek yok. Buradan şimdi gerekli ayarlamalarını yapalım. Şu şekilde aşağı indirelim. Biraz daha yukarı çıkartalım. Bunu biraz bu şekilde. Sonrasında burada aşağıda kalan vidamızı bu şekilde buradan yaptık. Şöyle bir de perspektiften bakalım, bir yanlarına gelelim. Birazcık öne çekmemizde fayda var. Evet. Sonrasında yine left penceresinde aşağı doğru birazcık yatırmamız kafi.
Evet, şimdi birazcık uzaklaşıyoruz arkadaşlar. Tam şöyle kadrajımızda da düzgün bir şekilde yer alması daha iyi olur. Sonrasında bir kutumuzu seçmemiz gerekecek arkadaşlar. Kutumuzu birazcık yönünü değiştirmekte fayda var. Şu şekilde, evet. Kadrajımızı açıyoruz. Sahnemize bir adet birey fiziksel kamera yerleştireceğiz arkadaşlar. Top penceresine tekrar gelelim. Aynı şu şekilde yerleştirdik. Birazdan ayarlarını yaparız. Kameramızı tam bir ayarlayalım. Şu şekilde. Evet, şu an sahnemizde herhangi bir aydınlatma söz konusu değil. Hemen basit olarak ışıklarımızı da yerleştirelim. Ha, buradan birey light. Şu şekilde bir ışık koyalım. Tabi top penceresinden birazcık onu geriye çekeceğiz. Aynı şekilde. Sonrasında gelelim hemen buraya. Subdivisimiz şu anda düşük kalabilir. Basit olarak bir render çıktısına bakalım. Nasıl bir aydınlatma söz konusu. Hemen onu görelim. Tabii krom materyalimizi atadığımız yüzeylerde birazcık render işlemi yavaş gerçekleşecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an sahnemiz biraz karanlık. Tek bir ışık kullanıyoruz. Ayrıca V-Ray kameramızın herhangi bir ayarında yapmış bulunmuyoruz. Hemen renderimizi iptal edelim. Sonrasında sahnemizdeki ışık sayısını 2'ye çıkartıyoruz. Şimdi buradan, evet, hemen şu şekilde ayarladık. Birazcık daha geriye çekelim. Okey. Evet, sonrasında kameramızı seçiyoruz. F lambayını 4'ü düşürüyoruz arkadaşlar. Aydınlatması custom olarak kalsın. Sonrasında bu ayarları da duruma göre hemen değiştirebiliriz. Tekrar materyal editörümüze gelelim. Renderımızın biraz daha hızlı çıkması için burada kullandığım subdiffs değerini ben 15'e düşürüyorum. Siz isterseniz yükseltebilirsiniz. Hemen tekrar bir render alalım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sahnede birazcık daha aydınlatma gerçekleşti. Biraz daha aydınlık bir sahne oldu. İki tane ışık yerleştirdik. Işıklarımızın multiplier değerleri 30. V-Ray kameramızın F-number değeri 4. Işık dengesini kustomu ve beyaz olarak değiştirdik. Shutter speed ve ISO değerlerinde şu an herhangi bir oynama yapmadık. Kamera lenslerinde de herhangi bir oynama gerçekleştirmedik arkadaşlar. Şimdi buradaki zeminimizin rengi birazcık koyu olmuş. O zemin rengini birazcık daha açabiliriz böyle beyaza doğru. Sonra tekrar kamera shutter speed arkadaşlar 200 ışık değerlerimizin de subdiffs'ini yükseltmedik. Şimdi bir de pikselimizi düşürelim. Render işlemi
Birazcık uzun sürüyor. 640 çarpı 480 olarak yapalım. Evet, tekrar bir render'ımızı alalım.